Mustafa Bey, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kendinizden bizlere biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Mustafa Abdülkadir Özbek. 11 yıldan beri bu sektördeyim. Bu sektöre 11 yıl önce yurt dışında başladım. Bundan 7-8 ay önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Aslen Çorumluyum. Memleketim Çorum. İkamet adresim, evim İstanbul'da olmasına rağmen ben bu işi biraz daha Çorum'da yapmak istedim. Çünkü Çorum bu tarz işlere çok yabancı. İnsanlar korkuyorlar veyahut bilmiyorlar, bilinçlendirilmemişler. Biz bunu burada yaparak insanlara biraz daha öğrenmelerini, ileriye dönük bir şeyler olabileceğini anlamalarını istedik. Peki burada Kartek Chip Tuning olarak sizleri tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz ve ürünleriniz hakkında bizlere bilgi aktarır mısınız? Yani Kartek Chip Tuning neler yapmakta? Bunu ilk önce şöyle anlatalım. Chip Tuning ne demek? Tuning aslında İngilizce modifikasyon demek. Yani bir araca bir modifiye ederek bir şeylerini değiştirebilmek demek. Chip de bu beyin içerisinde kullanılan entegreler, çipler, ona direkt müdahale edilmesinden gelen bir şey. Biz chip tuning yaparak aracın var olan yazılımını değiştirerek aracın gücünü arttırabiliyoruz. Veyahut işte gücünü arttırmadan yakıt sistemine müdahale edip parametrelerini düzenini değiştirerek daha az yakmasını sağlayabiliyoruz. Avrupa'da çok yaygın bir sektör. Türkiye'de daha yeni yeni popüler olmaya başlamış. Biz de bunu Türkiye'de daha insanların öğrenmesini sağlayıp daha popülasyonun artmasını istiyoruz. Peki biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Aslında birçok rakibiniz bulunmakta. Sizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerinizi öğrenebilir miyiz? Bu konuda şunu diyebiliriz. İlk olarak Avrupa kökenli olmamız. Yani bu işin menbaası olan, doğuş yeri olan Avrupa'da bu işi öğrenmiş olmamız. Tecrübemiz ve çalışma stilimiz, prensiplerimiz her zaman ilk önce kalite. Biz kaliteden ödün vermek kesinlikle istemeyiz. Yaptığımız işin sonuna kadar arkasında olup en iyi şekilde yapmaya gece gündüz çalışan bir firmayız. Bizim için yeri geldiğinde kazançtan ziyade müşterinin memnuniyeti daha önemlidir. Yaptığımız işlerde var olduğumuz piyasada genellikle birinci sırada olmayı hedef seçeriz kendimizi. Mesela Türkiye'de hiç kimse yaptığı yazılımın herhangi bir onayını veyahut yetkili makamlarca testini yaptırmamış. Biz bunu ilk olarak Erciyes Üniversitesi'nde motorlu taşıtlar laboratuvarında yaptığımız yazılımlı bir aracı test ettirdik. Ve yaptığımız yazılımla hem aracın gücünün arttığını hem de yakıt sarfiyatının düştüğünün sertifikasını onayını aldık. Aslında bu da sizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerinizden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, daha önce kimse böyle bir şey yapmamış çünkü. Yani ki müşteriye sunacakları herhangi bir sertifikaları veyahut bir belgeleri yok. Biz biraz daha teknik çalışmayı sevdiğimiz için bu tarz bir yola başvurduk ve sertifikamızı aldık. Peki Kartek Chip Tuning'i bizler ilerleyen süreçlerde ve dönemlerde nerelerde göreceğiz? Yani ileriye yönelik hedefleriniz ve projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz Mustafa Bey? Sadece Çorum'a mı hizmet vermeyi düşünüyorsunuz? Evet. Yoksa Türkiye'nin ya da yurt dışında farklı il veya ilçelerde hizmetleriniz bulunacak mı? Evet. Şimdi şöyle, biz kendimiz yazılımcı olduğumuz için, yani araçların beynin yazılımlarını kendimiz yaptığımız için diğer firmalardan 2-3 belki 4 adım daha öndeyiz. Diğer firmalar bizim gibi bir yazılımcıdan dosya almak zorundalar. Ama biz kendimiz yazılımcıyız. Bunun için yurt dışında dosya verdiğimiz, Türkiye'de dosya verdiğimiz yerler var. Yaptığımız yazılımlarla Avrupa pazarında daha aktif bir şekilde yer edinmek istiyoruz. Mustafa Bey, peki neden chip tuning? Aslında bu benim çocukluğumdan gelen bir şey. Ben çocukluğumdan beri hep bir şeyleri söküp açıp içini tamir etmeyi çok severdim. İlk elektriğimi 3,5-4 yaşımda çarpıldım. Hayal meyal hatırlıyorum. İşte evde bir şey vardı. Elektriğe bağlıydı. Ben bunun içini açtım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Yani elimi değdirdiğimde elektrik çarptı. Ondan sonra bana evde işte böyle arabalar alırlardı filan. Ben bu arabalarla bir şeyler yapmaya çalışırdım. Sanırsam ortaokuldaydım. Uzaktan kumandalı bir araba almıştık bana. Ben bunu nasıl hızlandırabilirim diye bir
kendi içimde bir düşünceye girdim. İşte bunun voltajını arttırayım falan filan. O hazır aldığımız arabayı normalinden çok daha hızlı giden bir şekle getirdim. Çocukluğumdan beri hep işte arabalara çok fazla merakım vardı. Liseye giderken, okula giderken yani sınıf arkadaşlarım ders kitapları götürürdü. Ben ototunik dergileri götürürdüm. İşte herkes derdi ya bu nasıl olacak falan filan derken işte bir yerden sonra ehliyetimiz, yaşımızın ilerlemesi falan filan derken kendimizi yarış sektöründe bulduk. Drag yarışlarında yurt dışında çok yer aldık. Sürekli daha iyi nasıl yapabiliriz, daha iyi nasıl yapabiliriz, daha hızlı nasıl gidebiliriz diye bir arayış içerisindeydik. Araçların teknolojinin ilerlemesiyle artık eski karbüratörlü araçlardan enjeksiyonlu beyinli araçlara geçmesiyle mecbur yazılım işi çıktı. Oradan kendimizi yazılımla biz bunu nasıl yapabiliriz diye araştırma içine girip en son bu noktalara kadar geldik. Ve ileriye dönük de daha farklı şeyler düşünüyoruz. Ben hep tüketici değil üretici olma taraftarı bir insanım. Aklımda otomotiv sektörü ve tuning modification modifikasyon sektörü üzerine farklı şeyler üretmek var. Bunları Türkiye'de kendi memleketimize üretip yurt dışına satma gibi projelerim ve fikirlerim var. Zamanla bunların üzerinden bir şeyler yapacağız inşallah. Yani aslında çocukluk hevesinizi yaş ilerledikçe tabii gerçekleştirmişsiniz anladığımız kadarıyla. Evet, çocukluk ve içimizde olan bir şey bu. Yani bu bir tutku aslında. İşte herkesin farklı bir hobisi var derler ya. Bizim tutkumuz hep hızdı. Hep daha hızlı nasıl olabiliriz diye bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Peki son olarak buradan sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Gelsinler, çayımızı kahvemizi içsinler. Onlara yaptığımız işin ne olduğunu gösterelim. Onları memnun etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Nice bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür ediyorum efendim.